Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kanoyla silikon çekeceğiz. Antalya Örnekköy plajından indim. Tek başıma kanomu rahatlıkla indirebildim. Ve şu an denizdeyim. İki tane arkamda gördüğünüz gibi ekipmanlarım var. LRF kamışlarım. Şöyle silikonu da göstereyim. Arkadaşlar bakın. Şöyle 5,5 santim simli silikon çekeceğim. Benim taktikleri biliyorsunuz. Arkada hırsız iğne var. Bakalım. Melanur olur, yalandırım olur, tral olur, zargan olur, ne olursa olsun nasiplerimizi yoklayacağız. İnşallah nasibimizde güzel, aksiyon dolu avlar vardır. Bugün denizde kanoyla ilk avım, ilk videom da olacak. Haydi bakalım, inşallah nasibim bol olur diyorum. Ve hemen şöyle silikonumu suya indiriyorum. Pedallamaya başlıyorum. Arkadaşlar hemen 15-20 metre saldığımız zaman avımız başlıyor olacaktır. Stradic 1000 ve Stella 1000 Shimano makineler kullanıyorum. Kamışlarım da 3-10 atarlı. İnşallah gerçekten zevkli. Şu anda hiçbir sıkıntım yok. Hatta açıktan parasailing tekneleri geçiyor. Onlara rağmen, onların dalgalarına rağmen gayet rahatım kanoda. Ama şöyle güzel balıklar da olursa efsane olur diyorum. Bir tanesini bu kadar salacağım. Kalama ayarımı yapıyorum. Hemen kamışlar takıyorum. Hemen diğer oltamı salıyorum. Bu arada zaten kanalımda kano videom var. Ama illaki soran olacaktır. Kano Maka 10 tek kişilik. Arkada buzluğum da var. Onu da ilerleyen dakikalarda gösteririm. Şimdi böyle bir tanesini salarken bir tanesini dinlesin. Burada almadı. Burada almadı arkadaşlar. Yine burada almadı. Acaba küçük bir şey aldı mı? Bilemeyiz. İnşallah bir tane de zorlanmam. Çünkü arkadaki açılar biraz dar. Olmadı. Buna vuruyorken şöyle böyle bir gitseniz burada olmadı. Al. Baş kırıldı be. Silikona herhangi bir aksiyon vermenize gerek yok arkadaşlar. O zaten kendi alacaktır. Kamerayı kapatmadan bir tane almak istiyorum. Şimdi böyle şelaleye doğru gideceğim. Yavaş yavaş, pedallaya pedallaya. Hızım çok iyi. Gerçekten pedallı kano sırt avlarında, bu şekilde bir sırt avlarında işte ne bileyim mikro rapalalar olabilir, mikrociklerle LRF'lerle çalışılabilir ve bu şekilde sırtı çekebilmek için gerçekten adeta efsane. Denge problemim çok çok. Yani korkulacak bir durumum da yok. O zaman ne diyoruz? Haydi bakalım, nasibimiz bol olsun diyoruz. Rast gelsin. Evet arkadaşlar. İlk nasip geliyor. Büyük ihtimal küçük bir melanur. Onaz deniliyor artık ona. Bakalım ne kadar küçük. Çok merak ediyorum. Allah. Sakin ol yakışıklı. Allah'ım sen... Ooo güzel. Arkadaşlar. Daha onun ilk dakikaları. Çok güzel bir tane. Küçük melanur. Ne diyoruz? Çok hareketlisin. Çok lezzetli olabilirsin ama öpüyoruz. Hop salıyoruz. Ama devam. Haydi bakalım rast gelsin. Çok güzel başladı. Hava biraz sıcak ama dayanabildiğim kadar dayanacağım. Çok çıkarmak istemiyorum. Bazen tepki olabiliyor. Dayanabildiğim kadar bir şekilde dayanacağım. Çok da yorucu değil. Zaten buradan test videosunda da denemiştim. Çok hızlı gittim. Çok mesafe gittim. Yani yaptığım spordan dolayı da beni çok etkilemedi diyebilirim. Tabii herkesi yormayacak diye de bir şey yok. Bir kaide yok. Bakalım bir tane güzel aldık. Bıraktık. Zaten amacımız gerçekten
kanoda keyif. Ama güzel parçalanırsa yemek için neden alınmasın? O kadar emek veriyorum. İnşallah güzel parçalar da alırız. Bir tane daha aldım arkadaşlar. Oo, maşallah maşallah. Ama ne yapacağız? Bunu döküp bırakıyoruz. Büyü de gel diyoruz. İnşallah büyükleri gelir. Biliyorsunuz ben bunu daha önce Zodiac kodlarımla işte Manavgat olsun, Antrasan olsun oralarda avlıyordum. Ama nasip de kanoyla silikonlu sırtı çekmek de varmış. Antalya'yı olanları bilir. Şu anda olduğum mevcut Örmekköy'de askeri burnu dedikleri yerdeyim. Hemen yan tarafı ayarlıklarla vurup biliyorum kameraya yansıyacaktır. Kamera benden biraz uzak olduğu için her an müdahale edemiyorum. Şimdi onun etrafındayım. Bakalım. Burada zamanında çok güzel balıklar yakaladım. Evet. Bak işte aldım. Tabii kayalık bölgede hem kanoyu tutacağım hem de balığımı çekeceğim. Yine aynı boy bir melanur geliyor diye umuyorum. Güzel. Güzel kafalar atıyor da. Çok güzel. Gel bakalım. Gel. Evet. Yine aynı boy. Şöyle güneş arkamızda kaldı ama olsun. Öpüyoruz. Hop salıyoruz. Güle güle. Büyü de gel dostum. Hadi. Oo. Güzel. Vay. Güzel. Sanki biraz yemelik gibi arkadaşlar. Güzel geliyor şu anda. Yine ona az. Şöyle yaklaşacağım biraz. Görünüyor mu bilmiyorum ama kusuruma bakmayın. Salıyoruz. Hop. Büyü de gel aslan. Büyükleriniz istiyoruz. Haydi. Güzel yerdeyiz. Burada büyükler olur diye umuyorum. İnşallah da alırız da büyüklerden birkaç parça. Görsel olur. Kaç saldık şimdi? 4 mü? Evet, 4 saldık. Allah'ım nasip etsin güzel bir balık. 4 tane balık saldık. Zaten. Ama bizim Antalya'nın melanurları çok büyümüyor arkadaşlar. Yani bu boylarda da biz yiyeceğimiz zaman yiyeceğimiz kadarını tutuyoruz. Ama lezzeti efsane diyebilirim. Tabii şimdi keyfe çıktık. Keyif olsun. Hemen açığımda Diden Şelalesi var. Oraya kadar gidebilir miyim bilmiyorum ama gidersen efsane görüntüler sizin olacak. Niye gitmeyeyim giderim. Bakalım bakalım burada yavaşlar. Burada dalgalar geliyor. Karasaylık tekneleri o kadar süratli geçiyor ki yani o dalgalarda bile bakın o çok şükür kanımız dayanıklı. Benim için de efsane bir şekilde spor oluyor arkadaşlar. Hem zevk, hem keyif, hem balık, hem spor. Gerçekten hepsi bir arada. Yapısı efsane. 3-4 metre derinlik var. Tam da aradığımız balıkların bulunduğu yerler. Büyük büyük haçlıklar. Melanur'un da en sevdiği yer. 4-5 metre derinlikteki haçlık alanlar.
Bir tane daha geliyor. Gel bakalım aslında. Oo! Sen canlandın mı lan? Hop. İşte bu kadar. Güzel. Salacağım seni aslan. Salacağım aslan parçası. Hepinize bir öpücük, beni unutmayın. Güle güle. Beş oldu arkadaşlar. Bunları tutmak istemiyorum ama geliyorlar yani. İğnem de çok ince olduğu için sakın balığa zarar verdiğim falan düşünmeyin. İğnem o kadar çok ince ki 10 numara. Galvaniz bir iğne. Onun için kolaylıkla balıkları canlı şekilde geri salabiliyorum. Oh. Güzel bir balık aldım. Of. Çok güzel. İnşallah kopmaz. Çok güzel bir balık aldım. Nasıl kafa atıyorsun sen? Aa, zargana. Çok güzel bir zargana. Of 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 of. Havalarda zıplayan bir zargana. Biraz ona doğru gitmem lazım. Şurada dolaştım. Şurada kaldı. Kesme. Kesme kanka. Dur dur dur. Dur oğlum be. Of, içeri düştü. İçeri düştü be. İçeri düştü be. İçeri düştü be. Testere gibi ağzı. Dur dur dur. Arkadaşlar, işte bu. Efsane bir zargana yakaladık. Harika vese, harika. Çok güzel. Ne yapalım? Bilmiyorum ne kadar doğru. Geçen bir paylaşımda gördüm. Nesli tükenmekte olduğunu söylediler. Ben de saygı duyacağım. Saygı duyup salacağım. Şu iğneden kurtaralım çünkü kopardı biliyorsunuz. İğneyi kurtardık arkadaşlar. Şöyle kamerayı da çevirmek istiyorum. Hadi oğlum be git. Git oğlum hadi. Hadi. Yürü bakayım. Hadi hop. Gideceğim mi? Hadi hop. Yürü. İşte bu arkadaşlar. Ama devam. Haydi bakalım. Las gelsin. Arkadaşlar çok güzel bir tane zarganayı suya bıraktık. Gerçekten duyduğum haber doğruysa canım çok rahat. Çünkü bu balıklar oldukça bir keyif yaşayabiliriz. Çok şükür Allah'ıma güzel bir balıkla tanıştım ve onu tekrar geriye bıraktım. İnşallah gelecek nesilde tanışma fırsatı bulur niyetine. Herkesten de bu duyarlılığı bekliyorum. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar, sıcağa dayanamadım. Yerimi çıkarmak zorunda kaldım. Şu anda ters ışıktayım. Of, şu oltada da birden var arkadaşlar. Şu an iki oltada da birden var. Önce bunu çekmem lazım.
Gördüğünüz gibi güzel bir melon olmuş. Bugün bu avı yakala bırak yapıyorum. Öpüyorum, bırakıyorum bunu. Sendeki kaçtı mı? Evet. Bu kaçmış arkadaşlar. Olsun. Evet arkadaşlar, bir tane daha var. Biraz irice bir şey aldık. Bakalım ne geliyor. Vay aslan. Biraz irice güzel bir şey. Boy. Arkadaşlar güzel bir boy. Bunu alalım bakalım ne olacak. Hadi. Arkadaşlar içim el vermedi. Almıştım. Güzel bir boy. Bunu da öpüyorum. Bunu da bırakıyorum. Herkese rast gelsin. Hem direksiyonla uğraşıyorum hem de balığı çekiyorum ama alışacağım. Kolay, çok zor bir şey yok. Çift olta çalışmak da zor ama çok şükür başarabildim. Sakin ol, aslan parçası. Evet. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama şöyle yakaladığım balıklar bu boyda arkadaşlar. Güzel boylar. Ama yani güzel derken aksiyonu yeter. Biz ne yapıyoruz? Aksiyonu yaşayıp hop salıyoruz. İşte bu kadar. Yani daha aldık arkadaşlar. Yine küçük. Böyle giderse birazdan avı sonlandıracağım. Çünkü çok küçük gelmeye başladı. Yani akşam suyu biraz irileşir mi diye bakıyorum. Güzel. Şöyle güzel bir balık daha. Hemen bunu da öpüyorum. Bırakıyorum. Arkadaşlar güzel bir avın daha sonuna geldik. Gerçekten kanoyla denizde sırt çekerek ilk deneyimim. İki tane LRF kamışıyla gördüğünüz gibi 5,5 santim simli şeffaf silikonlarla güzel bir av yaptım. Gönül isterdi ki tral yalandırma böyle değişik türde güzel boyda balıklar gelmesi. Ama hep işte melanur honoz dediğimiz melanurun biraz küçüğü yani bir karışlık melanurlar geldi. Devamlı da onlar gelmeye devam ediyor artık. Galiba balığı biraz yüzledim. Hani atıyorum şöyle 100-150 metre gidiyorum hop yapışıyor. Yeter, güzel. Zaten kanoyla neler yapılabilir sırt avında onu görme şansımız oldu. Güzel bir zargana aldık. Gerçekten havalarda zıplaya zıplaya geldi. Onu da gelecek nesile, nesli tükenmekte olan bir tür olduğu için gelecek nesile bıraktık. İnşallah herkes böyle duyarlı bir avcılık yapar diyorum. Benden de örnek olsun diyorum. Şöyle kendimi denizin ortasında bir dibe buldum. Çıktığım sahil arkadaşlar.
Şöyle şunu göstereceğim. Burada hemen buzluğum var. Gerçekten 36 litre bir buzluğu arkaya koyabiliyorum. Süper bir keyifmiş. İyi ki Siflo Mako 10 kanoyla tanıştım diyorum. Eğer aklınızda kalan sorular varsa, kanoyla alakalı, sırtı yöntemiyle alakalı, silikonlarla alakalı, yorumlarda belirtiniz. Çünkü tek tek bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü biz güzel ve büyük bir aileyiz. Daha da inşallah daha güzel yerlere geleceğiz. Daha da büyüyeceğiz diye temenni ediyorum. Sizleri seviyorum. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve o güzel yorumlarınız çok önemli. Bu tür avlara devam edelim mi? Tabii ki de kanoyla büyük balık avcılığını da deneyeceğim. Sizin o görsel keyfiniz neyi isterse onu yapmaya çalışacağım. Lütfen ama bunu yorumlarda belirtin. Bir dahaki güzel bir kano videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.